Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca ev kiralama ve ev alma diyaloglarını öğreniyor olacağız. Şimdi biz gittik, bir tane daire kiralamak istiyoruz değil mi? O zaman ne diyoruz? Ich möchte eine Wohnung mieten diyoruz. Neden Wohnung diyoruz? Çünkü Wohnung'un artikeli değil. Bir oda kiralamak istersek ein Zimmer, bir stüdyo apartman kiralamak istersek ein Studio apartman ya da bir müstakil ev kiralamak istersek ein Familienhaus diyoruz. Tabi burada en önemli noktalardan bir tanesi de nedir? Diyeceğiz ki aylık kira ne kadar? Wie viel beträgt die Miete pro Monat? Onlar da bize ne dedi? 300 Euro pro Monat dedi. Keine Tiere. Yani aylık 300 Euro ve hayvan yasak. Biz de diyoruz ki das ist zu teuer für mich, da kann ich nicht bezahlen. Bu benim için çok pahalı, ben bunu karşılayamam diyoruz. Yani bu örnek bir diyalog tabii ki. Tabii ki bu benim için uygun, das ist sehr günstig. Bu benim için çok uygun, fiyatı uygunmuş da diyebiliriz. Gehört einen Parkplatz dazu? Yani bir park yeri var mı, bir park yeri olacak mı diye de sorabiliriz. Çünkü sonuçta biz bu evi kiralıyoruz ya da satın alıyoruz. Bu tarz sorular önemli sorular. Onlar da bize ne diyorlar? Mesela şöyle bir cevap da gelebilir. 300 euro kalt da gelebilir. Oradaki kalt ne anlama geliyor biliyor musunuz? Was bedeutet kalt diye sorarsanız onlar da size şöyle diyeceklerdir. Das heißt, die Miete für die Wohnung ist 300 euro im Monat ohne die Kosten für Heizung. Aylık 300 euro. Sadece kira, ısınma hariç. Burada şey de diyebilir. Ohne die Elektrizität. Konuşamadım. Elektrik hariç de diyebilir. O anlamda bu soruları sormak çok önemli. Tabii ki depozitoyu soruyor olacağız. Wie hoch ist die Kaution? Depozito ne kadar? Depozito ne kadar olacak? Sind die Nebenkosten inbegriffen? Ek masraflar dahil mi? Yani aslında işte burada biz ek masraflarda ne diyoruz? Elektrik, ısınma, yakacak, işte sıcak su, bisiklet yeri, park yeri bunlar hepsi ek masraflara girmekte. Wann kann ich zur Besichtigung kommen? Evi ne zaman? Yani evi görmeye ne zaman gelebilirim? Ne yapıyoruz? Biz bunu daireyi kiralayan kişiye ja da satıcıya soruyoruz. Was wurde renoviert? Ne tarz bakımlar yapıldı ya da bakım yapıldı mı? Mesela ben burada gap demişim de buraya gip de diyebiliriz. Gap ya da gip diyelim. Gibt es Konflikte in der Nachbarschaft? Bence bu soru çok önemli. Yani siz bunu burada Almanca öğreniyoruz ama aslında İngilizce, Türkçe hiç fark etmez. Günlük hayatınızda kesinlikle sorun. Komşularla herhangi bir anlaşmazlık var mı? Herhangi bir sıkıntı yaşamış mı bu dairede oturanlar? Yani bu temizlikle alakalı olabilir, yemekle alakalı olabilir. Her şeyle alakalı olabilir. Yemek derken mesela bazı kişiler yemeğini yapar, direkt lavaboya döker ve sizin evinizi koku basar. Yani bu da bir sorundur aslında komşuculukta. Komşuculukta dedim yalnız. Öyle düşünebiliriz. Peki, mesela diyelim ki evi satın almak istiyoruz, soruyoruz. Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt? Hani bu ev ne zamandır satışta? Ne kadar zamandır piyasada? Ne kadar zamandır satılmayı bekliyor? Belki de ona göre bir fiyat teklif edeceğiz. Warum verkaufen die Besitzer? Satıcı neden taşınıyor? Neden buradan gitmek istiyor? Bu da çok önemli bir soru. Yani burada biz Almanca diyalog yapıyoruz. Aslında bunlar bizim günlük hayatımızda da sormamız gereken sorular bence. Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt? Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı? Ne kadar zaman burada yer aldı diye soruyoruz. Was ist im Verkauf mit inbegriffen? Satışa neler dahil? Şimdi bazı evlere gidiyorsunuz. Koltuk dahil, buzdolabı dahil, çamaşır makinesi dahil ama bazı yerlere gidiyorsunuz. Hiçbiri dahil değil. O zaman bu da önemli sorulardan bir tanesi. Wie viele Besichtigungen gab es schon? Kaç kişi görmeye geldi? Bu da çok önemli. Çok revaçta bir ev mi? Yoksa hani çok da revaçta olmayan, aylardır, yıllardır satılıkta olan bir ev mi? Bu sorular önemli. Tabii ki bence en önemli sormamız gereken sorulardan bir tanesi. Kiralasak ya da satsak. Gibt es hier Probleme mit Absackenden Böden? Evin temelinde bir sorun var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bu soruları mutlaka sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.